atmosfer kelimesi 17. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştı. Halbuki Kur'an zamanın ötesine geçerek bu kelimeyi neredeyse 1000 yıl öncesinden işaret ediyordu. Yani henüz dünyada kullanılmayan bilimsel bir terim yüzyıllar öncesinden Kur'an'da yazıyordu. O nedenle Kur'an büyük bir mucize daha sergilemişti. Atmosferin farklı dillerdeki yazılışı veya okunuşu hemen hemen aynıdır. Türkçe, İngilizce, Arapça'da olduğu gibi. Atmosfer kelimesi dünyayı çevreleyen hava küre anlamına gelir. Dünyanın küresel sphere yapısı anlaşıldıktan sonra bu kelime kullanılmaya başlanmıştır. Halbuki Kur'an'ın indirildiği dönemde dünyanın yuvarlak olduğu da bilinmiyor. Bu da Kur'an'ın ayrı bir mucizesidir. Kur'an'ın başından sonuna kadar sadece iki yerde atmosfer kelimesini oluşturan harfler yan yana gelmektedir. Bunlardan ilki 26-173 nolu ayettir. Atmosfer kelimesini oluşturan harfler soldan sağa yan yana geliyor. Sağdan sola hiç yok. Üstelik bu ayette yağmurdan da bahsediliyor. Dolayısıyla Kur'an'da yağmurun atmosferden yağdığına da işaret ediliyor. Yani hem atmosfer hem de yağmur kelimelerinin yan yana gelmesini matematiksel açıdan rastlantı olarak değerlendiremeyiz. Tüm bunlar tesadüf olamaz. 1400 yıl önce yaşamış, okuma ve yazma bilmeyen bir insan bu mucizeyi nasıl haber verebilir?